Kanını tüketmenin vakti değildir kardeşim. Senle daha nice cenklere gireceğiz. Daha nasıl? Tez göz getir Tumruk, tez. Haydi! Ahvali nasıl? Çok kan kaybetmiş. Yarayı derin almıştır Artuk Bey. Nabzı yavaş atar. Tez kanı durdurmak için yarayı dağlamamız icap eder beyim. Köz nerede kaldı Tumrul? Geldim beyim. Gel hele, gel Tumrul. Haydi. Geldim. Nereye gider bu adam? Nasıl olur? Yoksa ölmedi mi? Abla, senin bu inadın hepimizin başını belaya götürecek.
Ertuğrul Bey, imparatorumuza yaşanan saldırı sonucunda Dragos alçağını öldürmek zorunda kaldığınızı söyleyeceğim. Gerçek de budur. Benim elçilik vazifem burada sona ermiştir. Konuşacak bir şeyim kalmamıştır. Şimdi sizi dinliyorum. İmparatorunuz sultanımızla arasındaki sulh anlaşmasını kendine siper ederek, Dragos'un azgınlıklarını bilerek ve isteyerek mi ses çıkarmadı? Yoksa Dragos'u fidyeyle benden alıp sonra başıma yine bela mı etmek isterdi? Bu ithamlarınıza tahammül gösteremem. Dragos bilirsiniz ki bizim de düşmanımızdır. Söylediklerinizin gerçekle hiç bilgisi yoktur. Sözlerinizle imparatorumuza adeta hakaret ediyorsunuz. Eğer bu gerçek değilse geriye tek bir şey kalır. İmparatorunuz Lefke Kalesi'ni ele geçiren Dragos'la uğraşamayacak kadar acizdir. Şimdi ben onun baş edemediği Dragos'un başını aldım. Gayrı hükmedemediği Lefke Kalesi'ne hükmetmek de benim hakkımdır. Ne demek bu Ertuğrul Bey? Alplerim Lefke Kalesi'nin yolunu kapatmıştır. Muhasara için benden buyruk beklerler. Sen daha imparatorun huzuruna varmadan, tıpkı Karacahisar Kalesi'ni ele geçirdiğim gibi şer yuvası olan Lefke Kalesi'ni de ele geçireceğim. Bu bir savaş nedenidir. Lefke Kalesi o savaşı bize çoktan açtı bile. Anlaşılan kılıcımızı vurmadan da bu bataklık kurumayacak. İmparatorum beni buraya tam yetkiyle gönderdi. Savaşmak yerine başka bir yolda bulabiliriz. Benim kaleyi fetihten gayem, gelecek tehlikelere karşı tedbir almaktır. Eğer kaleyi almazsam, bazı mevkilerin hakimiyetini isterim. Neresidir bu mevkiler? Hudut olan nehrin öte tarafı ve bilhassa da inhisar denen mevki. Ama nasıl olur? Bu imkansız Ertuğrul Bey. Bu imkansızsa o zaman alplerime muhasara için emir vermem icap eder. Her ne kadar buraya tam yetkiyle gelmiş olsam da bu bizim için kolay bir karar değil. Düşünmem için bana yarına kadar müsaade verin. Şimdi gidin dinlenin. Hanımla misafir olun. Yarın bu meseleyi konuşup karara bağlarız. Hele diyesin. Hakkından geldi mi o Dragos'un Ertuğrul Bey? Ertuğrul Bey'imiz Dragos'un hakkından geleceği vakit orada bu Sukuran düşmanla büyük bir vuruşma çıkmış. Dragos ve adamları öldürülmüş. Beyimiz yılanın başını ezdi. Ertuğrul Bey bundan ötürü bizi götürmedi demek ana. Bilirdi bir iş olacağını. Başkaca bir şey var mıdır evladım? Çıkan vuruşmada Bamsı Alp'im ağır yaralanmış Ayman Hanım. Bamsı, onun ne işi varmış orada? Sen ne dersin evladım? Bamsın ahvali nedir? İlk müdahaleyi handa yapmışlar Ayman'a. Artuk Bey de oradaymış. Bu kadarını bilirim. Ana, Hafsa duyarsa şimdi yerinde duramaz, yüreğine iner. Doğru dersin. Gidip söyleyelim haberi bizden işitsin. Hem gitmeye kalkarsa mani oluruz. Hadi kızım. Velha cehir cehir ateşler içinde yanar Artuk Bey. Yarası taze ondandır. Bir şey içirirsek iç kanama hasıl olabilir. Şimdilik dili dama ıslansın ki ateş çıkmasın. Şimdi burada tulum tulum ayran dağ gibi et olacaktı ki bak o vakit nasıl cana gelirdi. Bir keresinde Artuk Bey
cenge giderken eğerinin altına et koymayı unutmuş. Sonra cenkte yaralandıydı. O vakit sanki benim canım yandı. Artık bey, kolay mı? Biz kanımızı birbirimizin kanına karıştırıp kan kardeş olmuşuz. Sonra yarasını sardık. Uyandı. İlla bana et verin. Et verin diye tutturduydu. Yoksa kana cana gelemezmiş. Ben de kendi erimin altındaki eti kendi elimle bölüp hepsini ona yedirdim. Bana yiyecek bir lokma dahi kalmamıştı lakin. Kardeşimin cana geldiğini gördüydüm ya. O vakit ne açlık kaldı ne başka bir şey. Biz yeniden cenge girip sırt sırta pusat salladıydık ya. İşte o vakit ben cana geldiydim. Kardeşim hele gene bir gözünü açsın. Bir cana gelsin. O vakit ben bin cana geleceğim. İnşallah Turgut Bey, inşallah. Daha Bamsı'nın burada kalmasına lüzum yoktur. Onu gayrı obaya götürmemiz icap eder. Hem merhemlerim, ilaçlarım da oradadır. Obada ona daha iyi bakılır. Eyvallah artık be. Aybars'ın kaçırıldığı haberini alınca tez vardık. Vuruştuk. Şüphelendiğin bir şey oldu mu? Biri vardı. Yüzünde belli yara izi. Kaşının üstünde kılıç yarığı gibiydi. Beni yaralamaktan imtina eder gibiydi. Ben vurulunca da kaçtı. Görsen tanır mısın Bilge Hatun? Tanırım. Biz de onu arayacağız. Sen de aklına bir şey gelirse bize haber edersin. Ederim. Yaralı adama Ertuğrul Bey'e söyleyeceğime söz vermiştim. Ya bu adamın ağabeyimle bir alakası varsa? O vakit dökülecek kanın haddi hesabı olmaz. Anlatsam bir dert, anlatmasam başka bir dert. Ne yapacağım Allah'ım? Bana bir çıkış yolu göster. Bilge Hatun, Dragos'un adamları buraya sızıp hadise çıkardı. Lakin hepsini bertaraf ettik. Babanın katili olan bu soysuzun da kellesini aldı Ertuğrul Bey. Çok şükür. Ertuğrul Bey imdi nerededir? Handadır Bilge Hatun. Müsaadenle. Thank you.
Anam, ne iyi ettiniz de geldiniz. Ben size bir şerbet doldurayım. Eksik olmayasın bacım. İçmeyeceğiz. Aslan, Aybars, savcı sürülere ilaç verecekti. Hadi gidip ona yardım edesiniz. Olur Aymen'in. Olur Aymen'in. Ayman anam, belli ki bir şey vardır diyesin hele. Meraklı komayasın. Söğüt'ten haber geldi kızım. Ertuğrul Bey ve Alpleri Dragos'un adamlarıyla vuruşmuşlar. Bamsı da oradaymış. Ayman anam, Bamsı'ya fena bir şey mi oldu yoksa? Vuruşmada yara almış. Yara mı almış? Ağır mıdır yarası? Nadedir anam söyleyesin. Bacım, metin olasın. Gereken yapılmış. Artuk Bey yanındaymış. Ben Bamsı'yı görmeden rahat etmem. Kızım, hele bir durulasın. Bir sakin olasın. İndi Söğüt tekin değildir. Ertuğrul Bey bizim dahi gitmemize müsaade etmedi. Hem Bamsı bunun gibi nice yaralar almıştır. Anam, ne edeyim öyleyse söyle, ne edeyim? Hele oturasın. Bak kızım, Bamsı senin erin, bizim de evladımızdır. Lüzum olsa biz de giderdik. Hem Bamsı'yı buraya getireceklerdir. Sana düşen bel bağır paralayıp yas tutmak değil... ...çadırına, evlatlarına mukayyet olup erini beklemektir. Bacım. Destur var mıdır beyim? Gel Melik Şah. Beyim, İbilgi Hatun geldi. Seninle görüşmek ister. Al içeri. Buyruk senin beyim. Buyursun İbilgi Hatun. Gördük Ertuğrul Bey. Bana verdiğin sözü er geç tutacağından hiç şüphem yoktu. Babamın kanını yerde komadın. Adaleti yerine getirdin. Allah senden razı olsun. Adalet yalnız soysuz bir katilin kanıyla değil. Etrafımızdaki bütün düşmanların yok olup... ...yüreklerin mütmain olmasıyla sağlanacaktır. Başka düşman da mı vardır? Babanın katili öldü. Lakin ne Umur Bey ne de obamızın şerefli ahalisi için adalet henüz sağlanmamıştır. Ne demek istersin? Albastı. Dragos Albastı'yla iş tutmuştur İbilgi Hatun. Ağabeyim Albastı'yı öldürdü diyebilirim. Ölmedi. Bize bir oyun etti. Şimdi fitneyi büyüterek zehir saçmaya devam eder. Nasıl yakalayacağız bu soysuzu? Aybars'ın peşine gittiğim vakit seninle vuruşan yüzü yaralı bir adamdan bahsetmiştin. Onu daha sonra hiç gördün mü? Ay.
ağabeyimlerine işler çevirirsin. Aybars'ı kaçırmana ağabeyim mi emretti, söyle! Sana derim İbilge Hatun. O soysuzu gördün mü? Albastı'yı bulmamız için bu malumat çok mühimdir. İbilge Hatun. Eğer bir şey bilip de saklarsan, bil ki yarın birçok masumun kanına sebep olursun. Onu gördüm. Nerede? Bizim obamızda. Tilki 40 gün düşünse aklına bile gelmez bey. Ettiğin oyuna ben bile şaşırdım. Pusatının iki tarafı da keskin olmalı Baturalp. Herkes bir tarafıyla keseceğini düşündüğünde sen öbür tarafıyla hamle yapmalısın. Ertuğrul Bey Dragos'un adamlarını yutmak için yaman tuzak kurmuş. Acaba bizi de mi bu tuzakla açığa çıkarmak isterdi bey? Bizden şüpheleneceği hiçbir delil yok elinde. Hem onun için nasıl vuruştuğumuzu, tatlı canımızı nasıl ortaya koyduğumuzu kendi gözleriyle gördü. Gayrı içinde bugüne dek bir şüphe vardıysa da bugün yaptığım hamleyle hepsini bertaraf ettim. Destur var mıdır ağabey? Gel hele Görklü bacım. Hayırdır Sırma? Başından duman çıkar. Bu gördüğün etrafımızda yanan ateşin dumanıdır ağabey. Sen neden bahsedersin de hele? O adam. Hani obaya getirip tedavi ettirdiğin. Ne olmuş o adama? Ablam yine rahat durmadı. Bir şeylerden işkillenmiş olmalı ki adamı takip edip önünü kesti. Ben de adam konuşamasın diye okumla vurdum. Adam öldü mü Sırma? Bilmem ağabey. Ablam peşime düştü. Ben de izimi kaybettirmek için atımı boş yolladım. Sonra yürüyerek adamı vurduğum yere gittim. Lakin ceset yoktu. Birileri gelmiş almış. Kim almış ola ki? Nereye götürürler? Acep il bilgi hemen. Akbabalar kuzgunlar yiyecek değil ya. Kuvvetle muhtemel ablam almıştır. Bil bilge. Bu defa haddini iyice aştın bacım. Boyundan derin sularda yüzersin. Nerededir şimdi o? Obaya gelmedi daha. Belki de Söğüt'e gitmiştir. Söğüt'e mi? Niye gitsin ki Söğüt'e? Babamızın katilinin kellesini görmeye gitmiştir. Sakın geldiğinde bir şey belletme. Ben onun ne altlar karıştırdığını öğrenirim. Tüccar kılığında yaralı gelmişti. Sonra ayrıldı obadan. Peşine düştüm. Takip ettim, karşısına dikildim. Bizim obada ne iş olduğunu sordum. Aybars'ı kaçırmasını kimin emrettiğini sordum. Onunla iş mi tutarsın dedim. Tam cevap verecekken nereden geldiğini, kimin attığını anlayamadığım bir ok onu vurdu. Öldü mü? Ağır yaralandı.
Her ihtimale karşı belki onu konuştururum diye sakladım. Lakin yaraya dayanamayıp öldüm. Hayatına kastedeceklerini bile bile böyle bir tehlikeyi göze almışsın. Umurumda mı sanırsın Ertuğrul Bey? Ne vakit adaletten saparım, o gün öldüğüm gündür. O utançla yaşamaktansa ölmek yeğdir. Bu adam niçin obanıza geldi? Hiç şüphelendiğin birileri var mıdır? Şüphelendiğin bir olay oldu mu? İbilge Hatun. Bugün Söğüt'te olanları işittin. Niyetim, Dragos'un askerleriyle bir olup onu kurtarmak için gözünü karartan Albastı'yı yakalamaktı. Sustuğun her lahza bize, obalarımıza kanla, fitneyle geri dönecek. Alplerimiz birçok kez yaralı geldiler obaya. Ağabeyim de yaralanmıştı. İşkillendim, ne oldu diye sordum, beni geçiştirdi. Obamızın başına kötü bir şey gelmesinden korktum. Hala da korkarım. Her daim adalet peşinde koştuğunu ispat ettin. Şimdi yine adaletin peşinde koşacak mısın? Bu yolda her şeyi kaldırabilir misin? Kaldırırım evvelallah. Albastı, ağabeyin olsa bile. Sen ne dersin Ertuğrul Bey? Ağabeyimle işler çevirir. Lakin bu kadar değildir. Ben de çok düşündüm İlbiki Hatun. Lakin bugüne dek olan bütün hadiseler ağabeyini işaret eder. Nedir o hadiseler? Aybars'ı kaçıranlar da Albastı'nın adamlarıydı. Sen o adamlardan birini kendi gözlerinle hem vuruşmada hem de obada gördüğünü söyledin. Sen o adamın peşine düştün. Eminim ki o adamı vuran ya da vurduran ağabeyindir. Gözümle görmeden inanmam. Onu gözlerinle göreceksin İlbilge Hatun. Ya sonrası? Sonrasını taşıyabilir misin? Eğer Albastı ağabeyimse kanı sana helaldir. Ben de bu uğurda her şeyi yapmaya hazırım. Ölümü bile göze alırım. Müsaade var mıdır Artuk Bey? Gelesin Afsa Hatun. Gelesin. Alnımızın yazısında seni böyle de mi görmek var?
babamsın. Balaların seni bekler. Haydi kalkasın. Haydi kalkasın ne olur. Artuk Bey, Yiğit'imin hali nasıldır? İyi olacak mıdır? Hafsa Hatun, kılıç yarığı derindir. Kanamayı durdurmak epey vaktimi aldı. Aldığı darbe sıradan bir insanı öldürecek kadar tehlikelidir. Lakin şükürler olsun ki Bamsı'nın gücü kuvveti o yarayı kaldırmaya yetti. Yine de tedbirli olmamız icap eder. Bekleyip göreceğiz. Bundan gayrısı takdir ilahidir. Ağabey. Ablam geldi. Gelsin bakalım. Gözümüz aydın ağabey. Ertuğrul Bey intikamımızı almış. Sen nereden gelirsin böyle? Babamızın katilinin uğursuz kellesini görmeye gittim. Ertuğrul Bey'i de gördün mü? Görmek istedim. Lakin müsait değilmiş. Bizans'tan bir elçi gelmiş, onunla görüşürmüş. Müsaade etmediler. Senin de, alplerimizin de kılıcı kertilmesin. Ertuğrul Bey'imizle birlikte Dragos'un askerlerinin hakkından gelmişsiniz. Bir tek Söğüt'e mi vardın bugün? Başka bir yere uğramadın mı? Yok ağabey. Nereye gideceğim ki? Obanın yakınlarında kan izleri bulmuş alplar. Belli ki bir şeyler olmuş. Biz de senin için endişelendik. Endişe edilecek bir şey yoktur. Nice vakittir bu kadar huzurlu olmadım. Babamın kanı yerde kalmadı çok şükür. Çok şükür. İşittim ki Bamsı Alp yaralanmış. Ağabey ben derim ki bu akşam Ertuğrul Beylere gidip hem geçmiş olsun diyelim hem de minnetimi sunmak isterim. Malum görmedim onu. Sen ne dersin? İyi düşünmüşsün. Ertuğrul Bey kargaşa bittikten sonra bilahare görüşelim demeydi. Gidelim bakalım. O vakit müsaadenle. Tüpedüz yalan söyler. Niye yüzüne vurmadın ki bugün ettiklerini ağabey? Adamı bizim vurduğumuzu anlardı. İşte o vakit her şey açığa çıkardı. Hem adamı nereye sakladığını öğrenmeden hiçbir şey belli etmeyeceğiz. Bakalım neden o adamdan bu kadar işkillendi? Kayı obasında her adımını, her sözünü takip edeceğiz. Senin de gözün üzerinde olsun. O yardımcısı olacak kız. Mengü,
İlbilge kimseyle paylaşmadığını onunla paylaşır. Onu da kıskaca alacaksın. Bu meseleyi başka türlü öğrenmenin yolu yoktur. Ben gidip bir göz atayım ağabey. Hazır mısın abla? Seni bekleriz. Ben hazırım bacım. Sen çık, ben de gelirim. Obaya gidince bunu Abdurrahman Alp'e ver. O Ertuğrul Bey'e iletsin. Emin olur anam. Maşallah Bamsı. Beklediğimizden daha tez açtın gözlerini. Eyvallah, eyvallah Artuk Bey. Benim canımdan yana tek kaybım Ertuğrul Bey'imden af dilemeden yetip gitmektir. Destur. Selamünaleyküm. Aleykümselam beyim. Ve aleykümselam beyim. Müsaadenle beyim. Eyvallah. İçine atın. Nasıl oldun Bamsı? Ahvalin nicedir. İyiyim. İyiyim çok şükür beyim. Pusat yarasını sen de bilirsin beyim. 3-5 günde geçer. Lakin beyim, yüreğimdeki yara geçmez. Böyle beni kavurur durur. Neymiş seni böyle kavuran? Sensin beyim, sensin. Beyim, ben sana gelmek istedim. Beni görmemenden çekindim. Sana ses vermek istedim beyim. Beni duymamandan korktum. Beyim, sen bana küstün ya. O anda bütün cihan küsmüş gibi geldi.
Cihan bana küsse, ben sana yine küsmezdim Bamsı. Bizim kastımız gafile değil, gafletedir. Hata edene değil, hatayadır. Beyim, bu akılsız başımla seni çok üzdüm, çok üzdüm bilirim. Lakin ben ettiğim hataya bir nedamet getirdim beyim. Beyim, ben seni bey bildim. Anında bu başıma bey kabul ettim. Aklım beyim, baştan gitmesi benim bilmezliğimdendir. Lakin derleyip toparlamak senin şanındandır. Beyim, hata etmek yine benim bilmezliğimdendir. Lakin affetmek yine senin şanındandır. Beyim, belki ben affa da layık değilimdir. Lakin beyliğin vermek olduğunu ben senden öğrendim. Şu fakirin gönlünden daha neler neler geçer de ahanda dilim, dimağım acizdir. Beyim, ben senin yüreğindeki cömertliğe talibim. Biz ki seninle tuz ekmek yoldaşıyız Bamsı. Nice cenkte birbirimizin canına kalkan olduk. Gün oldu kederi, gün oldu sevinci paylaştık. Sanma ki seni ötelemek bana kolay geldi. Lakin beylik yolu imtihanlarla doludur. Yeri gelir en yakınlarınla imtihan olursun. Ben bu imtihanda tökezlersem ardımdakilerin ahvali ne olur Bamsı? Madem ki hatanı anlayıp nedamet getirmişsin, Rabbimiz affedici olduğu gibi bizlerden de affedici olmamızı ister. Beyim, sen şimdi bana sırtlan diyesin. Ahanda şu sıra dağları homuslarım. Sen bana aşındır diyesin. Ahanda ocaktaki korları, közleri yerim beyim. Beyim, sen imdi diyesin hele. Bu deli baş Bamsı'ya ısındı mı gönlün? Bamsı, gönlümüz bir vakit soğumuşsa da onu ısındıracak olan nedametin ve samimiyetindi. Gönlümüz senin samimiyetine ve nedametine mütmain olduktan sonra ısınmaz mı gayrı? Bir daha sakın ola pusatsız vuruşmaya dalmayasın. Hileş, zırhını kuşan, yanıma gel. Buyurun beyim, buyruk senindir. Buyruk senindir. Buyruk senindir.